Şimdi öncelikle Gülüş Belediyesi hakkında şu anda bir söz söylemem çok doğru olmaz. Çünkü henüz bizim belediye başkan aday adayımız değil. Evet, partimize katılmış, doğru. Ama sürecin ne olacağı belli değil henüz. Burada biliyorsunuz il başkanlığımız ve geride kalan 6 ilçe başkanımızın istemediği yönünde teşkilatlarımızda karar çıktı. Zonguldak'ta hakkında taciz iddiası nedeniyle önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra AK Parti'den atılan Gülüş Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, son olarak İYİ Parti'ye katılmış ve Antalya'da yapılan toplantıda Gülüş Belediye Başkanı adayı olarak genel merkez tarafından açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından İYİ Parti Zonguldak teşkilatları adeta karışmış ve önce merkez ilçe, ardından il kadın kolları ve ilçe teşkilatları tepki açıklaması yapmışlardı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İYİ Parti İl Başkanı Erdal Gülay, il ve ilçe teşkilatları olarak Gülüş Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş'ı teşkilat olarak istenmediğini belirterek karar aldıklarını söyledi. Bunların tabii ki gerekli cevabını Sayın Genel Başkanımız mutlaka bizlere de iletecektir. Biz de Sayın Genel Başkanımızın vermiş olduğu karara saygılı bir şekilde davranacağız. Ona göre gerekeni sizlerle de paylaşacağız. İYİ Parti İl Başkanı Erdal Gülay, Halil Bey yarın bir gün Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendisi Ereğli'de belediye başkan adayı gösterilmez ve bizimle bir irtibata geçerse bunu tabii ki değerlendiririz dedi. Şimdi tabii ki bu Halil Bey'in öncelikle kendi tasarrufudur. Biz sonuçta İYİ Parti olarak ayrı bir siyasi partiyiz. Halil Bey şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başkanı, mevcut belediye başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesidir. Halil Bey önce aday gösterip göstermeyeceği bu CHP'nin sorunu. Bizimle bir alakası yok. Ama Halil Bey yarın bir gün Cumhuriyet Halk Partisi kendisini Ereğli'de belediye başkanı adayı göstermez. Bizimle bir irtibata geçer. Bunları değerlendiririz. Sonuçta burada bir il yönetimi, orada bir ilçemiz var. Oturacağız. Bir genel merkezimiz var. Yerel yönetimler başkanlığımız var. Bunun hakkında gerekli organizasyonu sağlayacağız. Bakalım yani bizim partimize Halil Bey ne katar ya da gelir mi, gelmez mi? Bu noktada bir şey diyemeyiz. Ama şu an Halil Bey için çok fazla bir şey söyleyemem. Dediğim gibi mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin Karadeniz Ereğli'de bir belediye başkanıdır. İYİ Parti İl Başkanı Erdal Gülay istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk için ağır sözler sarf etti. Vedat Öztürk'ün İYİ Parti'ye ihanet ettiğini belirten Erdal Gülay sözlerini şu şekilde sürdürdü. Öncelikle şunu ifade edeyim. Vedat Öztürk arkadaşımız biliyorsunuz 2019'da AK Parti Gökçebey Belediye Başkanı'ydı 2019 tarihine kadar. 2017 tarihine kadar ve AK Parti görevden aldı. Vedat Öztürk'ü. Bundan dolayı kendisi yaklaşık 1,5-2 yıla kadar dışarıda kaldı. O dönemde bizimle birlikte işte, Gökçebey ilçe başkanımızın teşri mesaileriyle o günkü il başkanımız Sayın Zonguldak eski valimiz Yavuz Ertmen'in de benim de il başkan vekilliği yaptığım dönemdi. Bizzat o süreci yönetenlerden biriyim. Vedat Öztürk arkadaşımızı İYİ Parti ailesine katmıştık. Birlikte de çok güzel bir 5 yıl geçirdik. Yani ne diyeyim, ben şunu demek istiyorum. Vedat Öztürk her zaman şunu ifade ederdi. Ben Gökçebey'de seçimi ismimle Vedat Öztürk olarak aldım diye ifade ederdi. Şimdi bakıyorum yaşanan süreci kendisine görmüyorum, uygun bulmuyorum. Sen kendi adınla kazandığını ifade ediyorsan Gökçebey'de sen isminle eğer belediye başkanı olacağından eminsen İYİ Parti ailesinden ayrılıp da başka bir siyasi partinin güdümünde olmamalıydın. Madem ki bu kadar güçlüsün, Vedat Öztürk ismi bu kadar ön planda, kendisini bağımsız Gökçebey belediye başkanı olarak açıklamasını isterdim. Demek ki burada Vedat Öztürk'ün ismi yok. Bir yere sığınması gerekiyordu. O da sığınacak liman olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni gördü. Kendisine de başarılar diliyorum. İhanet etti tabii ki. Yani şöyle ihanet etti. O dönemde kendisini hiçbir parti kabul etmedi. Yani AK Parti zaten görevden almıştı.
Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir şekilde kucak açmadı. Cumhuriyet Halk Partisi öyle, hakeza o da kucak açmadı. Ve geldi, sığındı liman İYİ Parti'ydi. Ve bu dönemde de yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bunu bu şekilde yapması tabii ki siyasi ahlaka, etik olmadığını düşünüyorum. Çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum.